Merhabalar, insanlık haline hoş geldiniz. Biliyoruz bu akşam Türkiye'nin bir derbi gündemi var. İstanbul'un ayrıca trafik gündemi var ama biz Ankara'nın gündemiyle başlayacağız insanlık haline. Yani dokunulmazlık meselesiyle farklı bir yönünü görmeye çalışacağız. Nedir son durum, onu hatırlatalım. AK Parti dokunulmazlıkların tek seferde kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişiklik teklifini meclis başkanlığına sundu. Şimdi genel kurul aşaması var. Kimler destek verecek? O verilen destek yeterli olacak mı? Referanduma gerek olacak mı? Referanduma gidecek mi bu teklif, gitmeyecek mi? Meclisi iyi bilen, Ankara'yı iyi bilen gazeteciler, meslektaşlarımız şöyle söylüyorlar aslında. Pek bir şey de çıkmayabilir bu tekliften diyorlar. Göreceğiz. Ama gelin biz insanlık halinde bu akşam bir tarih hatırlatması yapalım size. Önemli, dokunulmazlık meselesinin tarihi çok gerilere gitmekte. Türkiye'ye, bu topraklara, bu coğrafyaya bakacak olursak da Osmanlı'ya bakacağız. Birinci meşrutiyet zamanında dokunulmazlık değil ama ona yakın düzenlemeler yapılmış örneğin. 96 yıllık Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde de 40 vekilin dokunulmazlığı kaldırılmış. Hangi görüntüler eşliğinde? Gelin Kerem Şenel'in haberinde izleyelim. Siyaset literatüründeki adı yasama dokunulmazlığı. Uzak tarihte Roma İmparatorluğu'na, yakındaysa Fransız İhtilali'ne kadar uzanıyor. Fransız İhtilali'nden hemen sonra toplanan kurucu meclis, meclis üyelerinin izni olmadan hiçbir üye tutuklanamaz diyor. Osmanlı'da ise dokunulmazlık düzenlemeleri 1. Meşrutiyet döneminde başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte dokunulmazlığı ilk kaldırılan vekil Ali Cenani Bey oluyor. 1928'de un fiyatlarının yükselmesini önlemek için Ticaret Bakanlığı emrine verilen parayı usulsüz harcadığı gerekçesiyle bir soruşturma komisyonu kuruluyor. O komisyonla Ali Cenani Bey'in dokunulmazlığı 14 Nisan 1928'de kaldırılıyor. Yüce Divan'a sevk edilen Cenani Bey, bir ay hapis ve tazminat cezasına çarptırılıyor. Yıl 1965. Türkiye İşçi Partisi 18 milletvekiliyle meclise giriyor. O vekillerden biri de gazeteci Çetin Altan. Çetin Altan'ın komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılıyor. Ama sonra geri iade ediliyor. Çetin Altan, dokunulmazlığı kaldırılıp iade edilen İlk milletvekili olarak meclis tarihine geçiyor. Yıllar geçiyor, 90'lı yıllara geliniyor. Sosyal Demokrat Halkçı Parti şemsiyesi altında meclise giren DEP milletvekili Leyla Zana yemin etmek için kürsüye çıkıyor. Yeminin sonuna Kürtçe bir cümle ekleyince ortalık karışıyor. Ölümler Türkiye Cumhuriyeti, ölümler. Bilal ne oldu? DEP'li milletvekilleri hakkında önce fezlekeler hazırlanıyor, ardından dokunulmazlıkları kaldırılıyor. Ve bir gün mecliste yaka paça gözaltına alınıyorlar ve tutuklanıyorlar. Başsavcı yazdığı iddianamede DEP'lileri vatan hainliğiyle suçluyor. O DEP'liler Hatip Dicle, Leyla Zana, Orhan Doğan ve Selim Sadak 10 yıl cezaevinde yatıyor. Koca bir milleti babasını inkar ettirmek suretiyle veledi zina haline getirmek istiyorlar. Aynı yıl bu kez Refah Partili milletvekili Hasan Mezarcı'nın da dokunulmazlığı kaldırılıyor. Nedeni Mustafa Kemal Atatürk'e veledi zina demesi. Mezarcı yargılanıyor, hapis cezasına çarptırılıyor, 3 ay cezaevinde yatıyor. Ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen. Yıl 1996.
3 Kasım günü bir Mercedes bir kamyona çarpınca içinden Susurluk skandalı fırlıyor. Dönemin milletvekilleri ve Susurluk davası sanıkları Mehmet Ağar ve Sedat Bucağ'ın dokunulmazlıkları kaldırılıyor. Ancak daha sonra Mehmet Ağar Elazığ'dan bağımsız vekil olunca dokunulmazlığını geri alıyor. Yıl 1998. Meclisin koltukları yenileniyor. O yenilenme sürecindeki ihale ve harcanan paralar tartışma konusu oluyor. Dönemin meclis başkanı Mustafa Kalemli'nin dokunulmazlığı kaldırılıyor. Yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasını Yüce Parlamento'dan talep ediyorum. Komisyon raporu kabul edilmiş ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. O tartışma tarihe Ceylan Derisi koltuk davası olarak geçiyor. 96 yıllık Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bugüne kadar 40 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Kimileri yargılandı, aklandı, haklarını geri aldı. Kimileri ise yargılandı, meclis dışında kaldı, hatta tutuklandı. Parlamentolardan gelin gidelim krallıklara, monarşiye, Kral Selman'ın Türkiye ziyaretinden bahsedelim. Malumunuz ülkemizin en büyük nişanı olan devlet nişanı takdim edildi kendisine ama o Türkiye'ye gelmeden önce namı geldi. Aslında her zaman olduğu gibi işte kral için 500 araç kiralandı, bir otel kapatıldı, öyle ki otoparka da sığmadı araçlar, yollarda konvoylar oluşturuldu. Bunları günlerdir konuşuyoruz. Politik olduğu gibi magazinel başlıklar da atıyoruz. Aslında ailenin geleneğinde var bu her iki türlü manşeti de görmek, okumak. Arkadaşımız Ezgi Can Kurtaran Suudi ailesinin hayatına daldı. Öyle ayrıntılar var ki hala çıkamadı. Gelin beraber izleyelim. Krallar, saraylar, prensler, prensesler. Bir de sonu ucu bucağı olmayan bir servet. Suudi Arabistan'ın gündemdeki varlığı politik olduğu kadar magazineldi. Önce her şeyin başladığı zamana gidelim. Suudi Arabistan adını kurucusu Abdülaziz El Suud'dan ya da bilinen adıyla İbni Suud'dan aldı. İbni Suud tahta 1932 yılında geçti. Tam 21 yıl tahtta kaldı, tam 41 kadınla evlendi, tam 36 erkek, 27 kız çocuğu oldu. Aile öyle büyüktü ki o zamandan bu yana bu erkek ve kızlardan ve onların çocuklarından şimdiye kadar doğanların sayısı yaklaşık 6000'e ulaştı. Yani krallığın 6000 prensi ve prensesi vardı. Öyle ki hala tahta geçme sırası bir diğer nesle gelmedi. Mevcut Kral Salman bin Abdülaziz bile ilk Kral Abdülaziz El Suud'un 36 oğlundan biriydi. Hanedanlık zaman zaman taht kavgalarında yaşadı. Kimi zorla tahttan indirildi, kimi yeğeni tarafından uğradığı suikast sonucunda öldürüldü. Şeriat yasalarının anayasa olarak kabul edildiği bir krallıkta kral hem yürütme gücüne hem yasama gücüne sahipti. Bakanlar kurulunu kendi atıyor ve kararlarını veto etme hakkını elinde tutuyordu. Yönetimle ilgili önemli kararların hemen hepsi Suudi ailesi tarafından alınıyordu. Aslında 1936'da Suudi Arabistan'da petrol bulunmasına kadar ekonomisi Mekke ve Medine'yi ziyaret eden hacılara ve hurma dış satımına bağlıydı. Petrolle beraber ekonomisinin temeli buna dayandı. Ham petrol ve petrol ürünleri devlet gelirlerinin %90'dan çoğunu oluşturuyordu. Petrolün büyük bölümünü çıkaran şirkette ise Suudi ailenin payı 1973'te %25 iken 1974'te %60'a, 1980'de de %100'e yükseldi. Ve tüm prens ve prenseslerin günlük harcamaları devlet tarafından karşılanıyordu. İkinci Kral Suud bin Abdülaziz'in ise 54 erkek ve 57 kız çocuğu oldu. Eş sayısı bilinmiyor. Ardından gelen krallar nispeten daha az çocuk sahibiydi. Beşinci Kral Fahd bin Abdülaziz 23 yıl yönetti ülkeyi. Dünya petrollerinin %25'ini kontrol eden ve 32 milyar dolarlık bir servet bıraktı ardında. 7 saray, Fransa'da bir şato, İspanya'da muhteşem bir malikane, aralarında Boeing 747'lerin de bulunduğu dev bir filo, onlarca süper lüks yat ve sayısı bilinmeyen yüzlerce otomobil bıraktıkları arasında. 1999'da İspanya'daki yazlığına gittiğinde yanında 1000 memuru, 350 akrabası, 12 doktoru, 25 bahçıvanı ve 200 tonluk bagajı vardı. Kralın İspanya'daki günlük harcaması ise 850 milyar liraydı.
2002 yılında katarakt ameliyatı için İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Havaalanında 300 lüks araç tarafından karşılandı. Yanında 3 karısı, 8 bakanı ve yüzlerce koruması vardı. Kentteki 5 yıldızlı otellerin hepsini kapattı. Hastanede kalmak istemeyen Kral Fat, günlerini Cenevre Gölü kıyısındaki 135 milyon euro değerindeki 14 bungalov, bir atom sığınağı, bir ameliyathane, 90 otomobillik bir otoparkı olan villasında geçirdi. Günlük masrafı ise 5.5 trilyon lirayı buluyordu. Ardından gelen 81 yaşındaki Prens Abdullah oldu. Resmen 2005 yılında kardeşi Fat bin Abdülaziz El Sud'un yerine tahta geçse de Kral Abdullah kardeşinin 1995'te kalp krizi ve felç geçirmesinin ardından fiilen ülkeyi yönetmeye başlamıştı. 18 kadınla evlenip 38 çocuğu oldu. 21 milyar dolarlık serveti vardı. Kral Abdullah ölmeden önce çocuklarının geleceğini garanti altına almak için her birine bir emirlik verdi. Mekke Emirliğini oğlu Meşale, Savunma Bakanlığını Mutibe, Dışişleri Bakanlığını Abdülaziz'e, Riyad Emirliğini Türkiye verdi. Veliahtlığını ise 78 yaşındaki kardeşi Selman'a bıraktı. Yeğenlerini de unutmayan Kral Abdullah, İçişleri Bakanlığı'nı ve Doğu Velayeti'ni de onlara bıraktı. Kral Abdullah ayrıca kadınlara yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı vereceğini söylediği yıl öldü. Vahabi gelenekleri uyarınca isimsiz bir mezara gömüldü. 2015 yılında yerine mevcut Kral Selman bin Abdülaziz geldi. O servetin başındaki adam o oldu. Tahta çıkışını kutlamak için halka dağıttığı ikramiye 32 milyar doları buldu. G20 Liderler Zirvesi'nde heyetiyle beraber Antalya'ya geldiğinde Mardan Palace Oteli 18 milyon dolara 18 günlüğüne kapattı. Yaklaşık 1000 kişilik heyet için 546 oda hazırlandı. 16 kamyon özel eşya ve 65 adet özel yapım lüks otomobil otele nakledildi. Kral Salman ve Prens Tela geceliği 15 bin euro olan özel villalarda konakladı. Ardından gittiği ABD ziyaretinde ise Washington DC'nin en lüks oteli Four Seasons'ın tüm odalarını 3 gün süreyle kiraladı. Toplam 222 odası bulunan otelin tüm odalarının kiralanması nedeniyle otelde konaklayan müşteriler başka otellere yönlendirildi. Günlük oda fiyatı 500 ila 1000 dolar arası olan otel kralın zevkine uygun yeniden düzenlendi. Kırmızı halılar serildi, otel içerisine altın kaplama mobilyalar yerleştirildi. Hep söylenir ya, hayvanlar halimizden en iyi anlayanlardır aslında. Hasta olduğunuzda siz farkında olmasanız bile yanınızdan ayrılmazlar. Örneğin kanserseniz bunun örneklerini görüyoruz, ya da tehlikedeyseniz hissederler, tepki verirler. Galiba kendilerine dar zamanda kimden ufacık bir iyilik var bunu da hissediyorlar. Neden? Bakın işte bu fotoğraf, bu görüntü yüzünden anlatalım. Burası Bitlis. Bitlis'te bir aile sağlık merkezinin kapısı. O kapıda bir kedi var. Hiç durmadan miyavlıyor, aslında sesleniyor demek lazım. Beni de içeri alın diyor. Bir sıkıntısı var çünkü. O da hamile, doğurmak üzere ve yardım istiyor. İşte o dakikalarda aile sağlığı merkezindeki bir doktor Tatvan Belediyesi'nin sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezini arıyor. Yetkililer hemen geliyorlar. Kediyi doğuma götürüyorlar veteriner eşliğinde. Birazdan izleyeceğiz o görüntüleri çünkü anladığımız kadarıyla bir ameliyat olması gerekiyor. İşte Tatvan Belediyesi'nin hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezine getiriliyor. Ve bir veteriner eşliğinde o kedi yavrularını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebiliyor. Minik minik yavruları izleyeceğiz birazdan. Ama ilginç olan, işte ameliyat böyle devam ediyor mesela. Ama kedi aile sağlığı merkezinin kapısından uzun süre ayrılmıyor. O nasıl bir hissiyattır bilmiyoruz tabii. Doğum sancısı gelince doktorlardan yardım istiyor diyebiliriz bir anlamda. Bunlar da hayata merhaba diyen yavrular tabii. Onları da getirelim ekrana. Gayet sağlıklı gerçekleşmiş doğum. Bunlar da hayata ilk miyavlamaları, ilk merhabaları. Boğaziçi Üniversitesi Cem Yılmaz'a oyuncu ve yönetmen kategorisinde en sevilen mezun ödülünü verdi. Albert Long salonunda, aynı salon Cem Yılmaz'ın 1992 yılında bir leman yazarı, leman çizeri olarak da ilk kez sahne aldığı yerdi. Yine sahne aldı, mezunlarla, öğrencilerle daha doğrusu buluştu. Aynı okulda okumadık ama o bizim de en sevdiğimiz mezun. Her biri birbirinden değerli mezunlarımız arasında birisi, en sevilen mezun ödülüne layık görüldü. Ve bu isim de daha önce duyurduğumuz gibi Cem Yılmaz. Çok teşekkür ederim. Fahriye Evcen trafik nedeniyle gelemediği için. Çok
Çok teşekkür ederim. 91 yılında sınavla girdim ben buraya. Şimdi bayağı elimi kolumu sallayarak. Bence bizim okulun en fönlü günü bugün. İyilik mafyası diye bir şey var. Mesela böyle şeyler olduğu zaman ben çok geriliyorum. Yani işte ne bileyim, Çırağan Sarayı'nda Cem Bey'cim, kimsesiz çocuklar için bir gece yapıyoruz. Ya da engelli dostlarımız için tek ayaklı sandalye alacağız. 4 tane Çırağan'da bir gece yapıyoruz. Yapmayın, 12 tane alın. Fön çekilmese daha çok çocuk okuyacak. Ünlü birisiysen, mesela şöhretli birisiysen, ben senin Cem Yılmaz olduğunu için değil, Cem olduğunu için seviyorum. Ulan tırto, ben Cem Yılmaz olmak için yıllarımı vermişim. Bütün o çalışmayı nasıl bir kenara atıyorsun? Ben de ezberden anlatıyorum, bir de bekliyorum ki şunun telefonunun hafızası bilsin. Artık millet kafasında hiçbir şey biriktirmiyor, biliyor musun? Yani YouTube konserini telefonun izliyor seni. Sonra evde bakıyorsun hangisi Bono, hangisi değil. Bir de artık sevdiği şeylere, insanlar önem verdiği şeylere dönüyorlar, biliyorsun değil mi? Selfie diye bir şey var ya. Yani eskiden şöyle bir şey vardı. Abine haber, fotoğraf çektirebilir mi falan. Şimdi şöyle oluyor. Sen buradasın. Sizi çok seviyorum. Evet, buyurun. Eyfel Kulesi. Aa, Eyfel Kulesi. Hadi. La Sagrada Familia. Vallahi bak, 3-5 yıl önce fark ettim. Barcelona'ya gittim ben. La Sagrada Familia. İşte duruyor. Gaudi. Herkes dönmüş La Sagrada Familia. Fotoğraf çekiyor. Bütün anılar burada birikiyor. Gördüğümüz bir şey yok abi. Yarın öbür gün şey diyeceğiz yani. Abi yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini anlat. Nereye gittin? Niagara'ya baktın mı? Vallahi ben o pilli flaşlı analog dönemdeki fotoğraf makinelerinden beri meşhurum. Çok uzun zaman olmuş ya nostaljik. Ama yani bu son selfie meselesi yani beni çok düşündürdü yani. Arkayı döndü. Garip hikayeler var orada. Seviye belirleme. Kardeşin advanced çıktı, kız beginner çıktı. Öyle koptuk. Mikrofonu yine iki öğrenciye vereceğiz. Henüz bu kadar şöhretli değiller, mezun da değiller ama onlar bugünün kahramanı belki de. Hasret Özcan ve Emircan Ataş. Tunceli'de okuyan iki lise öğrencisi onlar. Yakın bir arkadaşları 1,5 yıl önce bir kaza geçirdi. Omuriliği zedelendi ve elini kullanamaz hale geldi. İki arkadaş da arkadaşları için bir robot eldiven icat ettiler. Çok önemli çünkü aynı zamanda robot eldiven egzersiz de yaptırabiliyor. Yalnızca arkadaşlarına değil aynı durumdaki pek çok kişiye umut oldular. Ve aynı zamanda da TÜBİTAK'ın liseler arası yarışmasından da ödülle döndüler. İnsanlık halinin bu akşamki kahramanları dememiz lazım. Öyle tanıtmamız lazım onları. Tunceli'den, okullarından bize bağlanıyorlar. Yanlarında da onları her zaman destekleyen Yunus hocaları, Yunus Özen var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz diyelim hocam. Sizinle mi başlayalım, öğrencilerle mi? Siz karar verin lütfen. Bize biraz anlatsınlar bu hikaye nasıl başladı, nasıl gelişti? Öğrencilerimizle başlayalım. Sözü öğrencilerimize verelim. Merhaba, ben Hasret Özcan. Tunceli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılıyoruz. 11. sınıf öğrencisiyiz. Bize biraz anlatabilir misin Hasret? Neler yaşadınız, nasıl karar verdiniz? Böyle ben de Emircan Ataş. Peki, Emircan sana da merhabalar diyelim. Sizi hemen dinleyelim. Bu aşamaya başlamadan önce lisede, bizim okuduğumuz lisede arkadaşımızın geçirdiği bir kaza sonucunda omurilik zedelenmesine kaynaklı arkadaşımız ellerini ve ayaklarını kullanamamaktadır. Biz de arkadaşımıza yardım etmek amacıyla bir robot el tasarladık ve bu robot eli TÜBİTAK yarışmasına, proje yarışmasına göndererek birinci olduk. Siz bir teknik lisede okuyorsunuz. Yanınızda mı o robot el, bir görebilir miyiz? Nasıl çalışıyor? Abi gösterelim şöyle. Biraz yakınlamıyorsunuz. Peki Emircan'ın anlatmasını rica edelim bize biraz.
Tabii ki de. Şu an yani sistemden bahsediyorum. Biraz daha yukarı kaldırabilirsen Emircan, biz de kamera daha rahat görecek. Şimdi harika, tamam. Peki neyi mümkün kılıyor bu robot el? Şimdi robot eldivenimiz diğer teknolojilere kıyasla giyilebilir bir teknoloji. Ve taşınabilir olmasından kaynaklı birçok avantaj sağlamakta. Bir eldiven şeklinde tasarladık. Çünkü diğer cihazlara ve diğer projelere nazaran elimizi bu şekilde hareket ettirmek daha mümkün oluyor. Daha rahat hareket ve daha rahat egzersiz yapabiliyoruz. Şöyle isterseniz de çalıştıralım. Emircan, şu an arkadaşınız kullanabiliyor mu bu robot eldiveni? Şu anda tam olarak kullanamamakta, çünkü şu elimde gördüğünüz bir prototipi. Hı hı. Yani yine kendisinin birebir el ölçülerini aldık, fakat bunu daha geliştirip tamamen bunu geliştirmeyi planlıyoruz yani. Peki bu prototipi TÜBİTAK'tan ödül aldı, onu biliyoruz değil mi? Bize biraz o yarışma sürecini de anlatır mısınız? Tabii. Yarışma sürecimizde Malatya'ya gittik. Hı hı. Malatya'da ilk başta bir sergiye gittik. TÜBİTAK Liseler Arası Proje Sergisi'ne. Burada projemizi 3-4 gün gibi bir süre içerisinde sergiledik halka ve değerli jüri üyelerine. Ardından birinciler açıklandı. İkinci ve üçüncüler, dereceye girenler aynı şekilde açıklandı. Ve biz de kendi teknolojik tasarım dalımızda birinci olduk. Yani derece elde ettik ve ilimize başarıyla döndük. Peki Hasret, sana da şunu sorayım o zaman. Bu henüz bir prototip dedin. Bundan üretime geçmek, arkadaşınıza ve pek çok kişiye aslında umut olmak mümkün olacak mı ilerleyen dönemde? Yani bizim projeyi TÜBİTAK'a verme amacımız zaten bu şekildeydi. Diğer hastalar için de yararlı olsun istedik. Yani sadece tek bir kişi üzerinden yapmak istemedik. O yüzden yarışmaya katılıp ve derece aldık. Peki Yunus hocamıza da soralım, çünkü biz aslında eğitim sistemimizde böyle ümit var haberlere, icatlara çok da sık rastlamıyoruz aslında. Biliyoruz ki her zaman da destekleyen, yüreklendiren bir hoca var. Hocam siz ne düşünüyorsunuz hem öğrencilerinizle ilgili hem de bu icatla ilgili? Öncelikle böyle bir fikir çıkıp bölümümüzden de Tunceli'den bu şekilde bir projenin çıkması için çok sevinçliyim. Ve öğrencilerimize bu konuda ünayet olabilirsem ne mutlu bana. Bu konuda hem okul müdürümüzden hem de İl Milli Eğitim Müdürümüzden çok teşekkür ederim. Bu konuda her zaman yanımızda oldular. Ve istekli öğrencilerimiz olduğu için biz bu projeyi yapabildik. Yani diğer türlü isteksiz öğrencilerimiz olsaydı kesinlikle yapamazdık. Ondan dolayı öğrencilerimize de gurur duyuyorum. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Hasret Özcan, Emircan Ataş ve Yunus Hoca, bir kez daha teşekkür edelim diyelim. İnsanlık Hali devam ediyor. İnsanlık Hali öğrencilerle, eğitimle devam ediyor. Aslında tam da bir örneğini gördük. Devamında da şöyle söyleyelim. Pek fazla böyle örnek göremiyoruz değil mi? Çocuklarımız sınavlara hazırlanmaktan, o koşturma işinde sanata, spora, icada, bilime, keşfe çok da vakit ayıramıyorlar. Şimdi artık böyle olmayacakmış. Peki neden? Çünkü eğitim müfredatı değişecekmiş. Çok genel hatlarıyla ben anlatayım size, sonra özeline, detayına gireceğiz. Ders saatleri azaltılacakmış. Müfredat çok kalabalık, çok yoğunmuş, anlaması zormuş, daha basitleştirilecekmiş. Bütün bunlar olacak da nasıl olacak acaba? Bir bilene sormak istedik. Özgür Bolat stüdyomuzda, yazar ve eğitim bilinci. Merhabalar hocam. Merhaba. Biz bugün gazetelerde manşetler halinde gördük bu yeni sistemi. Haber bültenlerimizde de yer verdik ama sizden daha basit bir tarifini dinleyelim mi? Neyi öngörüyor? Müfredat nasıl sadeleşecek? Şimdi aslında haberden anlamak çok mümkün değil ama söylediğimiz şu. Çok fazla ders var. Gerçekten öyle. Bazen ortaokulda 14-15, lisede 24-25 ders var. Çok fazla. Bunun azaltılması. Böyle olunca ders sayısı da fazla. Çocuk 7-8 saat okulda kalıyor. O da 40-45 saat yapıyor. Bunun azaltılması. Hı hı. Üçüncüsü de müfredatın çok ağır olduğunu ve bunun basitleştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Hı hı. Söyleniyor. Bu da
müfredatın gerçekten bizim müfredatımızın genişliği çok fazla, derinliği çok az. Bu önemli, bunu konuşalım. Evet, bunun azaltılması öngörülüyor. Bu şekilde tahmin edilen şu, çocukların ezber odaklı değil, daha analitik ve düşünen öğrenci yetiştirme üzerine tasarlanmış bir program gibi görünüyor. Peki, birazdan sınavları da soracağım ama önce sistemin kendisiyle başlayalım. Bu düzenleme tam da buna ihtiyacımız vardı, çok iyi oldu dediğimiz bir şey mi, değil mi, neden? Evet. Bence tam buna ihtiyacımız vardı. Güzel. Ama halihazırdaki düşünce yapımızla bunu yaparsak hiçbir fark olmayacağını düşünüyorum. Ben. Yani? Yani şöyle, şimdi aslında diyelim ki şu anda müfredat ne konular üzerinden gidiyor, değil mi? 20 tane konu var, 24 tane konu var. Her konunun 6-7 tane kazanımı var. O zaman bir derste 200 tane kazanım var. Kazanım dediğimiz öğretmenin öğrenciye anlatması gereken bilgiler. Yani o dersin sonunda bu konuların halledilmiş olması lazım. Bu konuların biliniyor olması lazım. Şimdi aslında kullanılan kelime yanlış. Kullanılan kelime ne? Basitleşmek, basitleştirmek. Bence yanlış bir kelime. Doğru kelime sadeleştirmek olması lazım. Bu birincisi. Yani müfredatı basitleştirmeyelim, sadeleştirelim. Zaten şöyle bir sıkıntı var. Neden şöyle söyleyeyim. Hali hazırda neden basitleştirme gereği duyuyorlar onların kullanılan kelimeyle? Çünkü çocuklar sınav sonuçları ortada. Ders başarısı düşük. Diyorlar ki müfredat çocuklara ağır geliyor. Aslında ağır gelmiyor. Ağır gelen ne biliyor musunuz? O kadar bilgi odaklı ki müfredat, anlamadan o kadar uzak ki çocuklar olayı anlamlandıramıyorlar ve zor geliyor. Şöyle örnek vereyim size. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nı işliyor çocuklar. Hı hı. Derse giriyorum, ne işliyorsunuz? Birinci Dünya Savaşı. Ne işliyorsunuz? Cepheleri işliyorum. Öğretmen soruyor, kaç tane cephede savaştık? Bunun sonuçları ne? Bana dedi ki öğretmen, hocam dedi sizin sorunuz var mı? Var dedim. Bir, Birinci Dünya Savaşı, tamam. Toplumlar neden savaşır? Birinci sorum bu. İkinci sorum, tarihte 24 tane dünya savaşı olabilecek savaş olmuş. Bu neden birinci? İkinci, bu savaş Avrupa'da oldu, neden dünya savaşı? Hocam çalışmadıkları yerden sormuşsunuz, evet, ama. Evet, ama şimdi ne üzerine gittim ben? Konudan ayrıldım, kavramlar üzerinden konu işte. Çatışma kavramı mesela burada çok önemli. Şimdi çocuklar, mesela şöyle bir soru sordum. Eğer İran, o zaman Suriye İran'ı vuracak diye haberler vardı. İran Suriye'yi vuracak, nasıl bir cephe açsın dedim. Çocuklar dedi ki nereden bilelim biz? Ama siz dedim cepheleri işliyorsunuz. O zaman cepheleri çocuklar bilgi seviyesinde işliyor. Kavram seviyesinde işlemediği için gerçek hayatı anlamlandıramıyor. Öyle olunca ne oluyor? Zorlanıyor. Zorlanınca ne oluyor? Biz de zannediyoruz ki müfredat ağır. Aslında müfredat ağır değil. Derslerin anlama odaklı yapılamamasından dolayı, çok fazla ezber olmasından dolayı, çocukların çok sıkılmasından dolayı bize ağır geliyor. Aslında yapmamız gereken, Milli Eğitim müfredatını incelediğimizde kazanımların sayısını indirmek hiçbir işe yaramayacaktır. Önemli olan konuları kavramlara dönüştürmektir ve çocukların ezberden kurtulup anlayacak bir ders ortamı yaratmamız lazım. Şimdi bizi izleyen öğrenciler, hele de sınava hazırlananlar, eminim şunu diyorlardı. Kolaydı cephelerin adını ezberlemeden bu kavramlarla uğraşmak. Bizim önümüzde sınavlar var. Evet. O sınavları soracağım. Ama önce şunu soralım. Daha önce denenmedi mi? Yani eğitim sistemiyle ilgili pek çok değişiklik yapıldı. Mesela müfredat sadeleştirilmedi mi? Evet. Yeni mi yapıyoruz bunu? Hayır, daha önce denendi. Profesör Ata hocamız vardı, vefat etti, Allah rahmet eylesin. O denedi, dedi ki konulardan ayrılalım. Bir tane öğretmen ne dedi biliyor musunuz? İnkılap tarihini ben 6 kavramda işleyebilirim. Reform, çatışma, ekonomi gibi 6 kavramda işleyebilirim. Ata hocamız dedi ki bunu sadeleştirelim. Sadeleştirdi, öğretmenlere sundu. Öğretmenler dedi ki 2 ayda derslerimiz bitti, biz şimdi ne yapacağız? Yani koca yılın müfredatını 2 ayda işlediler. 2 ayda bitirdiler sadeleştirdi. Onlar da öyle mi anlatmaya alışmışlar? Onlar dersi anlatım odaklı yapıyorlar ya. Aslında Ata Hoca'nın istediği şuydu, derste keşfetme olsun, derste anlama olsun, çocuklar etkinlik yapsın. Biz de öğretmen merkezde çocuklar dinleyen konumunda, bilmeyen konumunda öğretmen bilgi aktarmak zorunda hissediyor. O zaman o iki aylık konuda anlattı, bitirdi. Halbuki istenilen nedir? İstenilen çocukların kendilerinin keşfetmesidir. Keşfetmeye bir örnek vereyim isterseniz. Mesela bir tarih dersine girdim, öğretmen dedi ki bir ülkede hizmet sektörü arttıkça tarım azalır. Çocuklar da dedi ki, bir tane çocuk dedi ki ama dedi tarım da artıyor. Nasıl oluyor? Ne yaptılar biliyor musunuz? İlk tane en gelişmiş 10 ülkeyi aldılar, en gelişmemiş 10 ülkeyi aldılar. Hizmet sektörüne baktılar, tarım sektörüne baktılar, karşılaştırdılar. Sonra şunu keşfetti çocuklar. Bakın analiz ve sentez var. Bir ülke teknolojisi ne kadar gelişirse hizmet sektörü artıyor, tarım alanı azalıyor ama üretim artıyor.
O zaman şunu soracağım bu noktada. Buna hazır olması gerekenler sadece öğrenciler değil. Tabii. Öğretmenler, bir de okulların fiziki koşulları. Yani keşfetmeye dayalı bir eğitim sistemi bizim mevcut okullarımızda, mevcut koşullarımızla yapılır mı? Yapılması mümkün değil. Öğretmenlerin kafasında çocuğu yetiştirmek değil, müfredatı yetiştirmek var. Konuyu anlatmak var. Böyle olunca sınıflara baktığınızda çocuklar böyle sıralarda oturuyor, öğretmene bakıyor. Bu ne demek? Öğretmen anlatsın, çocuklar not alsın demek. Bir defa bir U sistemi olması lazım. Çocukların keşfederek olması lazım. Ve müfredatın bilgi odaklı değil, anlam odaklı olması lazım. Şöyle müfredattan bir tane şey örnek vereyim. Mesela diyor ki çocuklar yasama, yargı, yürütmenin fonksiyonlarını bilir. Bu bir kazanım. Tamam mı? Şimdi bu ezber değil midir? Ezberdir. O zaman şu soruyu sormam lazım. Bir kabilede yasama, yargı, yürütme yoksa ne olacak? O zaman şunu soracağım. Yasama, yürütme, yargı neden var? Neden var? Çünkü güç kullanılmaya açıktır ve gücün bir şekilde yönetilmesi lazım. O zaman ben de şunu soracağım ama hocam. Peki biz de böyle ezbere dayalı sınavlardan bağımsız söylüyorum hala bunu. Hangi ülke bunu mümkün kılmış? Hangi ülkenin sistemi iyi? Şimdi İskandinav ülkeleri çok iyi bu konuda. Amerika eğitimde ortalama da olsa bile Amerika'da çok iyi okullar var. İngiltere'de çok iyi okullar var. Yani İskandinav ülkeleri ne yapıyor mesela? Ne yapıyor? Çocuklara ezberletmiyorlar. Bakın, da nasıl anlatıyor? Mesela enerji. Bakın ben kavramdır değil mi enerji? Ben enerji beden eğitimde işlerim, coğrafyada işlerim, tarihte işlerim, fizikte işlerim, kimyada işlerim. O zaman ben fizikten kimyadan arınmışımdır. Sadece enerji işlerim. Hmm. Mesela bir derse girdim, biyoloji dersi. İskeleti işliyorlar. Canlıların %97'inde iskeleti yok. O zaman ezberlese ne olacak çocuk? Sınavda da şöyle bir soru gelecek. Aşağıdakilerden hangisi uzun kemikleri örnektir? Ne olacak? Ezber. Şimdi kazanımı azalttım ya da hiç fark etmez. Ama şöyle olsa iskelet neden var? Destek var. Desteği olmayan canlılar var mı? Var. Onlar nasıl hareket ediyor? Hareket etmiyor. Besin nasıl üretiyor? Kendileri besin üretiyor. Böyle bakın harekete bağlı. Nasıl ürüyor bunlar? Kendilerini bölerek ürüyorlar mesela. Ne oldu? Çocuk üreme, hareket kavram bir anlamlı hale geldi değil mi? Öbür türlü ne oluyor? İskeletin görevleri nedir? Bu şekilde sorduğunuz zaman sadece ezber oluyor. Peki aşağıdakilerden hangisi sorusunda aşağıdakilerle boğuşan öğrencilerimiz için? Çünkü onların devam etmekte olan bir ciddi mücadelesi var. Onlar için yönetmenimiz İsmail Emek'ten rica edelim mi? Bu sınavları konuşmadan önce bir görüntü getireceğiz ekranlara. Zor bir hayatın görüntüsü. Adıyaman Samsat'ta okuyan bir 8. sınıf öğrencisi ekranda gördüğünüz. Abdülmuttalip Özçelik ismi. TEOG sınavlarına hazırlanıyor. At sırtında ne işi var diyeceksiniz. Öyle hazırlanıyor. Yolu çünkü yaşıtlarından biraz daha uzun. Çünkü TEOG kursu, bakanlığın açtığı kurs onun köyünde değil, komşu köyde açılmış. El mahkum işte o gördüğünüz yol aşılacak kursa at sırtında gidiyor. 5 kilometre uzaklıktaki Kırmacık köyüne gitmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kursu dediğim gibi hafta içi servis ulaşım imkanı varmış ama hafta sonu öyle bir imkan yok. TEOG sınavlarına hazırlanan 8. sınıf öğrencisi de kendi köyünden başka bir köye böyle gidiyor. Ve şöyle bir açıklaması da var. Köyde bağ bahçe işi çok. Benim zaman kaybetmemem lazım diyor. Görüyor musunuz? Yani sadece sınava hazırlanma mücadelesi değil bu. Bir taraftan hayatın da mücadelesi var. Dönüşte de tarlada çalışıyormuş. At o yüzden de imkan sağlıyormuş ona. Fen lisesini kazanmak istiyor. Daha iyi şartlarda okumak istiyor. Abdülmuttalip zaten başarılı bir öğrenciymiş. Arkadaşları, öğretmenleri öyle tarif ediyorlar. Ama biz ona sınavda da bol şanslar dileyelim. Az önce de gördünüz. Okulun önüne gelince de atını bir yakın bir yere bağlıyor. Sonra da gelsin aşağıdakilerden hangisi soruları. İşte evet. Türkiye'nin bir de böyle bir gerçeği var. Yani bu evet belki nadir bir gerçek. Bir kere tebrik edelim her şartta davasının peşine düştüğü için. Ama bir sınav gerçeğimiz var hocam. Evet. O sınavlar için ezberlemek zorundayız. Tamam. Peki sınavı kazandı ne olacak? Üniversiteye gidecek. Sonra ne olacak? Sonrasından önce o ilk basamağa gelelim mi? O zaman oranın da değişmesi tamam, gerekiyor. Tamam gelelim. Peki nasıl değişmesi gerekiyor? Şimdi şöyle mesela PISA sınavları var. Türkiye'nin en iyi öğrencileri PISA sınavda 2 noktalık 2 birime giriyor. Bu şu demek, bizim öğrenciler çok şey biliyorlar ama çok az şey anlıyorlar. Hmm. Bilmeyle anlama çok farklı. 2.2. Çünkü PISA sınavı eleştirel düşünmeyi sunuyor ya, soruyor. Bizim çocuklarda eleştirel düşünme yok. Üniversiteyi bitirdiniz, ne olacak? Ekonomiye katkınız olmayacak. Neden? Çünkü üretemeyeceksiniz. Mesela Türkiye'deki bir jilet 5 lirayken, yurt dışından aldığınız 70 lira, 80 lira. Neden? Çünkü onda 10 tane patent var. O patenti kim üretiyor? Düşünen beyin üretiyor. Bir üniversite sınavına kazandı çocuk. Türkiye'de kaç kişi iyi bir üniversiteye gidiyor? 15 bin kişi gidiyor. Sizin 1 milyon 700 kişi giriyor. Bunlar düşünemiyorlar.
üretemiyorlar. Düşünemeyen insan sorgulayamaz. Sorgulayamayan insan kendini tanıyamaz. Kendini tanıyamayan insan mutlu olamaz. O zaman ekonomiye katkısı yok. Toplumsal huzura katkısı yok. Üniversiteyi kazanmış ya da kazanmış artık bu şeyde çok önemli olmuyor. Ama tüm bunlar çocuklar için epey fazlaca bir yük hocam. Yani çünkü çocukların önünde zannettiğiniz gibi 2-3 yol verilmiyor ki. Bir sınav var. Sen önce bunu bir hallet bakalım deniyor. Ve yapmakta olduğu her şeyi de bırakmak zorunda kalıyor. Örneğin hobilerini. Müzikle ilgileniyorsa, sporla ilgileniyorsa. Ayrıca bu örnekte gördüğümüz gibi diyor ki yani bağbahçe işleri var. Belki böyle de devam etmek isteyecek evet, hayatına evet, bir evet. tarafıyla da. O zaman ne yapmak lazım? O devlet politikası olması lazım. Peki. Devlet diyecek ki. Zaten şu anda okulda olması gereken çocukların %50'si okulda olmaması gerekiyor. Neden? Bilişsel becerisi yetmiyor. Yani o dersi kaldıracak bilişsel becerisi yok. Ama o çocuğun mutlaka başka bir şeyde becerisi var. Bunu açıklayalım mı hocam? Evet. Şu an okullarda okuyan öğrencilerin yarısı o okullarda okumasa olur. Olur. Peki neden? Neden? Çünkü bilişsel becerisi yetmiyor. Dersi anlamıyor. Ama o çocukta başka bir yetenek var. Hmm. Ne var? Atletik var. Atletik yetenek var, spor var, sanat var, müzik var. Peki ben okulumdaki öğrencilerde hangi yetenekler var biliyor muyum? Bilmiyorum. Onu geliştirecek bir sistemim var mı? O da yok. Şimdi yeni işte bu Müsteşar Bey'in anlattığında sistemden bahsediliyor ama ülkede yetenek yönetimi yok ki. Ülkede yetenek yönetimini kime ben emanet edeceğim de alttaki yetenekleri geliştirecekler? Yukarıdan bir sistemin kurulması gerekiyor. Bu da yok. O zaman ne oluyor? Çocuk okulda başarısızlık olarak damgalanıyor. Çünkü ben mesela düşünün benim atletik becerim çok yüksek ama bilişsel becerim yok. Matematikten 2 alıyorum. Öğretmen diyor ki başarısızsın. Ben başarısız olarak etiketleniyorum. Sonra ben sporu dener miyim? Denemem. Müziği dener miyim? Denemem. Ve benim hayatım başarısızlıkla geçiyor. İşte mutsuz vatandaş, mutsuz birey. Yetiştirmiş oluyoruz kendi elimizde. Onun için bir ya düşünsenize siz bir ülke olarak inanılmaz bir kapasite var önünüzde. Böyle seçip bunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım demez misiniz? Böyle demeniz gerekmiyor mu? Ama sadece bilişsel beceriye göre ya farklı okullar açacaksınız ya da okulları bilişsel beceriye dayalı bir sistemden kurtarmamız lazım. Peki reçetesiyle evet. devam edelim. Tamam. İzleyicilerimiz de arada diyorlar ki evet gerçek ama biraz da eğitimle ilgili karamsar bir tablo çizdiniz. O zaman hakikaten formülünü söyleyelim. Müfredattan sınav sistemine kadar. Yani 1-2-3 diyerek sayalım. Şöyle olursa, bu değişirse evet o zaman ümitli olalım. Müfredattaki konuları kaldırıyoruz, kavramlara dönüştürüyoruz. Bakın kavramlara dönüştürülemezse birazdan açıklayacağım basitleştirmeniz mümkün değil. Mesela bir kavram alalım. Yuva diye bir ünite var, yuva. Hı hı. Çocuklar yuvayı işliyorlar. Yuvanın asıl kavramı nedir? Neden yuva yapar insanlar? Korunma için yaparlar. O zaman ben anaokulundaki bir çocuk için korunma işleyebilir miyim? İşlerim. Doktora tezi yaptırabilir miyim? Yaptırırım. Ne oldu? Eğer ben derinlemesine ve basitleştirmek istiyorsam mutlaka kavramları konuşmamız. Mesela Finlandiya buna geçti. Konu üzerinden giderseniz şey olmuyor. Sadeleştiremeniz mümkün değil. Konu seçmeniz lazım. Acaba şu konu mu olsun, bu konu mu? Zaten ne oluyor biliyor musunuz? Müfredattaki bütün konuları yazın. 6 tane her ders, 6 yeten temel kavramlar var. Kavram temelliye dönüşmemiz lazım. Bu birincisi. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Aslında süremizin sonuna geldik ama ben son cümlenizi, son önerinizi öğrenciler için isteyeceğim. Yani onlar bu sistemde ilerlemek durumundalar değişene kadar. Evet. Onlar ne yapsınlar? Şunu söyleyeceğim. Benim kendi araştırmam var. Başka TÜBİTAK araştırmaları da var. Eleştirel düşünmeyi öğrenen çocuğun bilgi sınavında da notu artıyor. Ve bilgi sınavında notu artıyor. Hem okul başarısını halletmiş oluyor, hem hayat başarısını halletmiş oluyor. Eğitimin gerçek amacı kendini tanımaktır. Hem de onu yapmış oluyor. O zaman bilgiden, ezberden kurtulalım. Daha çok düşünmeyi sağlayacak sınıf sistemi, müfredat kuralım. Ama aynı düşünce yapısıyla sadece konuların sayısını azaltarak bunu düzeltemeyiz. Sadece... Bu sistemle ilgili olandı. Evet. Öğrenciler için. Öğrenciler için bir ödev verildiğinde ya da bir konu araştırıldığında sadece şuna baksın. Bunun temelinde ne yatıyor? Tamam. Ve bir şey söyleyeceğim. Yeni bir biyoloji dersine girdim. Dış döllenme, iç döllenme. Çocuk ezberliyor bunu. Bu hayvan dış döllenme, bu iç döllenme. Nedenini sormuyor. Neden biliyor musunuz? Bir hayvan ne kadar korunaklıysa az doğuruyor, yumurtalamıyor, içinde taşıyor. Ne kadar zayıfsa çok doğuruyor. 6000 tane, 7000 tane doğuruyor. Dış döllenme. Mesela bu mekanizmayı anlamadıysa, ki öğretmenin görevi budur. Peki. Anlamadıysa ezberlemiş olması hiçbir şey ifade etmez. Mutlaka her şeyde alttaki temel mekanizmaları anlaması gerekiyor. Özgür Bolat çok çok teşekkür ederim. Bu konuda da öğrencilere bol şanslar diyeceğiz ama tek başına evet, yapamayacakları kadar çok yükleri var. İnsanlık hali devam ediyor efendim.
Bugün 13 Nisan Orhan Veli'nin doğum günü. Aslında yıllar sonra ortaya çıkan ölümüm dediği, ölümünden bahsettiği şiirinde okursanız göreceksiniz. O unutulacağından çok emin ve biraz onun hüznünden bahsediyor. Ama biz onu unutmadık. İyi ki doğmuş diyoruz. Çok sevdiğimiz bir şiiriyle Işığın Yansıması grubunun sesiyle üstelik. Her şey birdenbire oldu, birdenbire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birdenbire oldu mavi, birdenbire. Her şey birdenbire oldu tomurcuk, birdenbire. Yollar, kırlar, kediler, insanlar birdenbire. Aşk birdenbire, sevinç birdenbire. Yollar, kırlar, kediler, insanlar birdenbire. Kısacık bir ara devam edeceğiz. Bu akşamlık bu kadar. İsmail Emek, Özgül Ören, Cansel Poyrazakyol, Kerem Şenel ve Gizem Çetin, yani harikulade bir ekip hazırladı İnsanlık Hali'ni, ama siz de ekiptensiniz. insanlikhali@cnnturk.com.tr'ye hikayelerinizi, önerilerinizi yazdığınız sürece. Yarın akşam saat 20'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.